billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İşte Cenab-ı Hakk'a hamdü sena etmeye gayret ettik. Allah Teala'nın öğrettiği kelimelerle ve duayla. Eftarud dua elhamdülillah. Onunla söyledik. Elhamdülillah hayatımızdan eksik olmasın inşallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun öğrettiği gibi salatü selam eylemeye gayret ettik. Ve şimdi sizlere de selam ederiz kıymetli seyircilerimiz. Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun efendim. Cami-i Kebir, Ayasofya Camii'nden, bu muhteşem mekandan kim bilir kimler geldi geçti, hangi alimler, hangi aşıklar, hangi sadıklar burada namaz kıldılar, dua ettiler ve nice hamdler, nice salatü selamlar okudular. Hutbelerde nice hatipler, mihraplarda nice imamlar vaaz-ı nasihat edip Cenab-ı Hakk'a kulluk için burada yarıştılar. Evet, bu günler güzel günler, mübarek günler, mübarek saatte mübarek, mukaddes, muazzez bir zatı konuşuyoruz. Efendimizin hayatından bahsetmeye, hayatından mevzu açmaya, gerçek hayatımızı hatırlamaya gayret ediyoruz. Derdimiz sizleri bu sahaya teşvik etmek ve kırık dökük yaptığımız bu işin güzelini sizlerin yapmasına birazcık olsun katkıda bulunmak. Kıymetli Hattat abimiz, Hafız Hüseyin kardeşimiz de burada şu anda Efendimizin bir ismini yazmak üzere eline kalemini almış ve aleyhissalatu vesselama salatu selamlarını okuyarak sizler nasıl şu anda bizleri salatu selamlarla seyrediyorsunuz, dualar ederek seyrediyorsunuz. Şu anda Hattat abimiz de salatu selamlarla yazıyor Efendimizin isimlerinden birisini. Fakat gelin biz de bugün o konulardan, hayat-ı saadetinden bir bölümünü, mühim bir kısmını da bugün sizlerle konuşalım. Mesele Hendek Muharebesi olarak birçoğumuz tarafından biliniyor. Hendek, adı üstünde hendek kazılmasıyla alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Bedir, Uhud muharebeleri oldu. Bu arada da çok üzücü hadiseler de oldu. Müminlere ihanetler de oldu. Beni Kureyza, yani Kureyza oğulları, Nadir oğulları gibi Yahudi kavimlerinden de çok ihanetler olmuştu. Fakat neticede Medine-i Münevvere'de artık İslam ve güzel bir şekilde Müslümanların yerleşimi de tamamlanmıştı ama tehditler bitmiyordu. Hatta Bedir Muharebesi'nden sonra Efendimiz seneye tekrar burada buluşalım demiş. Gitmişti fakat kimse gelmemişti. Uhud'da tekrar buluşalım diye Bedir'e gelmiş. Uhud'un rövanşını, Uhud'un tekrar çarpışmasını yaparız diye meydan okumuşlardı. Bekliyorum demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'e gelin görüşelim dedirtmişti. Efendimiz Uhud'dan sonra Bedir'e gelmiş. Fakat müşrikler oraya gelmeye cesaret edememişti. Hatırlarsanız Uhud'da anlatmıştık. Uhud mağlubiyet gibi görünse de aslında büyük bir muzafferiyet olarak neticesini vermişti. Fakat günden güne hınçları bitmeyen ve akılları fikirleri hep aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i yok etmek olan, inançlarından dolayı müminlere hakaret eden ve kendi inançsızlıklarından dolayı da inançlı insana tahammül edemeyen, yani Medine'de olmalarına rağmen kendi üzerlerinde bir baskı, bir onur meselesi gibi yapan kişiler, Mekke'nin sahibi biziz, biz Arapların efendisiyiz, Arap alemi bizden sorulur, biz bu kabileleri kurduk, biz bunları yaptık, biz dedikten sonra hepsi firavunlara taş çıkartacak, Nemrutları da utandıracak derecede benlik davasındaydı. Ve bu hınçları bitmedi. Ne yaptılar? Kaynuka oğullarından da yardım alarak, Beni Kaynuka diyoruz, Kaynuka oğulları demek aynı manaya. Birisi Arapça, birisi Türkçe, Arapça şeklinde. Nadir oğullarından da yardım alarak, çok büyük paralarla, ganimetlerle büyük bir ordu kurdu Ebu Süfyan. 4000 kişiydi dostlar,
4000 büyük bir rakamdı. O çapta bir şehir için çok büyük bir rakamdı. Bu 4000'le kalmadı. Etraftan da Medine'nin ganimetlerini alırız, onları derdest ederiz. Şöyle yaparız, böyle yaparız derken Gatafanlılar vesaireler hepsi birleştiler. Ve neticede 10 bin kişilik büyük bir ordu kurdular. Bu büyük bir orduydu ve ne olursa olsun Medine'de de kalınsa bu tehdide karşılık vermek tabii ki Allah'ın inayeti vardı, fakat zahiri şartlar göz önünde bulundurulursa bu kolay bir iş değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu haberi alınca tekrar şurasını cem etti, topladı ve istişareyi açtı. Kıymetli dostlar, bu arada size acizane bir tavsiye. Hayatınızla alakalı yeni bir yapılanma içerisine girmişseniz, İslam'ın bir insan üzerinde nasıl bir tesir uyandırdığını ve Müslüman olanın hangi ırktan, hangi milletten, hangi durumdan olursa olsun, hangi statüye sahip olursa olsun, inanan bir insanın nasıl güzel bir değişim geçirdiğini görmek istiyorsanız, Selman-ı Farisi, yani Acemli, İranlı, şimdiki tabirle Farslı Selman-ı Efendimizin hayatını lütfen okuyunuz. Çünkü Selman-ı Farisi'nin inanç serüveni hakikaten dillere destandır. Ve çok arzu ederim, çok arzu ederiz, hocalarımla da konuştuğumuzda hep zikrederiz. Keşke güzel bir hayatını çeken film yapılsa, bir dizi yapılsa. Selman-ı Farisi Müslüman olmuştur. Nereden gelmiştir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten sofrasını hemen Medine civarındaki sofrasında ailesiyle beraber oturduğu alanları düşünürsek, birisi Süheyb-i Rumi'dir. Aslen Denizlilidir ve Rum diyarı Anadolu'dan gelmiştir. Efendimizin hep sofrasındadır. Bir diğeri Bilal-i Habeşi'dir. Adı üstünde Habeşlidir. Siyahidir. Onun siyahı Kabe'nin örtüsünden çok daha güzeldir. Allah boyasıyla boyanmış bir siyahtır Hazreti Bilal-i Habeşi. Ve şu anda maalesef bombalar altında, savaş altında olan Şam'dadır kabri. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğeri de Selman-ı Farisi'dir. O da Acem'dir. Efendimizin sofrasında bulunan insanlardır. İşte Efendimiz fiilen ırkın üstünlüğünü kabul etmeyecek ve ancak takvayla ve inançladır üstünlük diyecek noktada, bize de ikrar ettirecek noktada daima sofrasında bu zatları bulundurmuş, hep civarında bu zatlar bulunmuştur. Selman-ı Farisi de bakın, sen acemsin, aramıza giremezsin denmemiş. O da istişarede, o da mecliste, şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle birlik yapalım, şöyle oklar hazırlayalım falan denirken, Hazreti Selman, ya Resulallah, bizim Acem'de, Fars'ta şöyle bir adet vardır. Böyle büyük ordularla gelindiğinde şehrin stratejik olarak ordunun geçemeyeceği bir alana tamamını yapmak mümkün değil. Ama bir alana hendek kazılır. Geniş olan hendekten atlılar, hatta neferler geçemez. Geçmeye kalkarlarsa da bir şekilde oklarla, mızraklarla püskürtülür. Bazen bu hendeklerin içerisine su salınır, su varsa, ve o suyun içerisinden de geçemeyecekleri için boğulurlar. Ateş esnasında yaylım ateşi yapılarak da bertaraf olurlar gibi hendek tavsiyesinde bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fikri çok beğenmiş. Güzeldir, ne buyurursunuz, ne dersiniz ashabım diye istişareyi açtığında sahabe-i kiram da bu fikri kabul etmişler. Daha evvelki tecrübeyle Efendimiz'i dinlemenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyden hoşlanmasının neler kazandırdığını, hoşlanmadığında da neler olduğunu yakinen bilen ashabı hendek fikrine Efendimiz gibi eyvallah demişler. Ve hendek kazılmış. Ama dostlar, yani Mekke-Medine arası 10-12 günlük bir mesafe. Hadi orduyla geliniyor, 14 günlük bir mesafe. Mekke'de bir hazırlık yapılıyor. Ordu büyüyerek geliyor ve gelmek üzere, hareket edecekler. Nasıl olacak bu? Hemen kollar sıvanmalı. Fakat şimdi düşünün, maddi olarak desteklere bakalım. Kazma kürek hadi bulundu diyelim, ama bir yandan da Medine'de bir kıtlık var.
hasat mevsimi geçmiş, kuraklık var. Yani hayvanlar, affedersiniz, sütünden, etinden yararlanacak hayvanlar çok mahdut, hurma da yok etrafta. Bir kıtlık ve sıkıntılı bir durum var Medine'de. Nasıl olacak? İnsanlar zaten kuvvetten düşmüş. Fakat Efendimizin gayrete getirmesiyle Medine'nin o stratejik bölgesi bir şekilde hemen tutuluyor. Ormanlık olan mevkiden geçmeleri mümkün değil. Biliyorlar ki onlar açık bir yerden, Medine'ye giriş yerinden bir şekilde Medine'ye dahil olacaklar. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bölgenin hendek kazılmasını tavsiye ediyor, emrediyor. Canla başta ashab-ı kiram hemen kolları sıvıyor. Hatta şu anda umreye gidenleriniz çok iyi bilir. Yedi mescitler diye anılan bölge vardır. O yedi mescitlere gidilirken ki cadde hendeğin geçtiği caddedir efendim. Başka bir alan bulamadıkları için maşallah oraya bir asfalt dökmüşler. Ve orada yedi mescitler vardır. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin karargahı, efendim, Hazreti Selman-ı Farisi'nin karargahı, hatta Fatıma annemiz de gelmiş, hanımlara önderlik edermiş. Fatıma Mescidi, Ali Mescidi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten en yukarıda, hakim bir vaziyette, hendeğin ne aşamada olduğunu görmesi açısından, Fetih Mescidi diye de anılan mescit vardı. Şimdi onları bir şekilde yıkıp, büyük bir cami yapmak istediler. Yedi mescitler ve hatta hendeğin olduğu alanlar da şu anda pek gidenler tarafından görülemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat çalıştı. Açlık had safhadaydı. Hatta biliyorsunuz bazı mezheplerde tekbir alındıktan sonra eller böyle salınır. Karın bölgesinde birleştirilmez veya göğüs bölgesinde birleştirilmez. Efendimiz elleri çok yorgun olduğu için orada da bazen böyle ellerini salarak namaz kıldırmışlardır. Yani düşünün, yorgunluğun boyutunu düşünün. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne kadar yorgun olduğunu ve sahabinin nasıl çalıştığını. Bununla da kalmaz tabii. Bu zahmetler beraberinde nimetleri gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir küçük kız annesinin emriyle getirip hurma getirmiş şöyle bir yensin diye. Hatta sahabi rivayet ediyor. Efendimizin avucuna koyduğunda Efendimizin avucunu geçmiyordu konulan hurmalar. Bir bez istedi, yaygı istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O hurmaları oraya koydu ve sahabiyi çağırdı. Gelsinler, nöbetleşe yesinler. Sahabi anlatıyor. Geldiler, yediler doyana kadar. Tekrar mevzilerine, mevkilerine döndüler. Artık en son sahabi geldiğinde yaygıdan dışarıya taşmıştı hurmalar diye naklediliyor. Ve yine Cabir radıyallahu anh hanımına geliyor, diyor ki ya evimizde hiçbir bir şey yok hanım. Efendimiz aç, karnına taş bağlamış. Hatta sahabi geliyor, ya Resulallah karnımıza taş bağladık. Buyurunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir kamisini gösteriyor açıp, Efendimiz iki taş bağlamış. Bu vaziyette çalışıyorlar. Hatta bir de hendekte çıkan taşlar var. Sahabinin karnına bağladığı taşlar bir derece, bir de hendekte çıkan büyük taşlar var. Biliyorsunuz Mekke Medine civarı volkanik bir özellik arz eder kıymetli dostlar. Büyük bir kaya çıktığında kazmalar parçalanmış. Fakat en ufak bir çentik dahi kayanın üzerinde oluşmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapalım bu kayayı ya Resulallah? Böyle tam geçitte buradan yol bulacaklar denilince Efendimiz kayanın olduğu yere gelmiş. Ve yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Halid Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz İstanbul'un manevi fatihi, ondan gelen rivayetledir. Efendimiz üç vuruşta kayayı parçalamış, şimşek çaktı diyor sahabi. Ve her vurduğunda Efendimiz tebessüm etti. Bana San'a'nın sarayları gösterildi. Bana Kisra'nın sarayları gösterildi. Bana Diyar-ı Rum'un sarayları gösterildi. Hepsini Müslümanlar alacak diye Efendimiz her kazmada, her çakan şimşekten sonra bu tebşiratı yapmışlar. İşte böyledir hazırlık ve neticede hendek kazılmıştır. Cabir radıyallahu anh'a başladık, onu yarım bırakmayalım. Cabir radıyallahu anh bir oğlak, küçük bir yani keçi yavrusu ikram etmek üzere Efendimiz'e usulcacık söyleyecektir. Ya Resulallah şöyle bir şey yaptık diye. Fakat Efendimiz
cemaatine duyuracaktır. Hadi geliniz, Cabir bize sofra hazırlamış diye. Gelecektir Cabir radıyallahu anh hanımına. Ben ne yaptım sen bir bilsen. Başımız çok büyük dertte. Neden? Resulullah Efendimiz'e söyledim ama herkes gelecek. Şimdi ne yapacağız deyince hanımı, sen hiç merak etme. Resulullah çağırdıysa elbet Allah Teala onun bereketini verir. Buyuracaktır. Çünkü Efendimiz Cabir'i gönderirken ben gelene kadar hiçbir şekilde kabın ağzını açmasınlar buyurmuştur. Ve neticede kıymetli dostlar, yüzlerce insan oradan yiyecektir. Cabir radıyallahu anh buyuruyor ki kalanları biz bir hafta yedik. Ondan kalanları da biz bir hafta yedik diye naklediyor. Bu mucizelere şahit olacaktır sahabe-i kiram. Evet, Mekke'li müşrikler gelir Medine-i Münevvere'ye, bakarlar ki ah kocaman bir hendek, hiç görmemişlerdir bunu. Atalarından gördükleri bir savaş taktiği değil. Hendeği dolaşmak mümkün değil. Hadi bir cengaverlik yapıp hendeğe gireceklerse de oklarla, mızraklarla, atılan şeylerle hepsi telef olacaktır. Daha doğrusu kaçacaklardır. Bu durumda nasıl olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hala rahmetinden nasiptar olamayanlar. Hendek kazmakla Efendimizin onları helak etmesinden kurtulacaklarını bile aklına getirmeden rahmet peygamberinin rahmet stratejili bir savaş taktiğiyle karşı karşıya kaldıkları halde yine iman etmeyeceklerdir. Ve yaylım ateşi başlayacaktır. Ok yağdıracaklardır. Hendeği geçmek için mücadele edeceklerdir. Hatta o kadar ki Efendimiz ikindi namazını cemaatle kılmak isteyip ikindi namazını kılamayacaklar. Namaz kazaya kalacak duruma gelecektir. Ve Efendimiz beddua etmeyen, toplu hiçbir zaman ümmetine beddua etmeyen Efendimiz, ya Rabbi bunları perişan eyle, bunları rezil eyle, namazımızı kaçırttılar. Evet, namaz bu kadar önemli dostlar. Namazımızı kaçırttılar, bunları sen perişan eyle diyerek aleyhissalatü vesselam dua edecektir. Bir şekilde arada kalmak zorunda bırakılacak Müslümanlar, Kureyze oğulları, Nadir oğulları ihanet edeceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Said'i gönderecektir. Fakat yine de dönmeyeceklerdir. İşte bu çekişme, bu sıkıntı anında artık açlık da had safhadayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir müjdeyle sahabisine tebessüm ederek, korkmayın, bundan sonra Allah bizimle beraber olduğunu onlara da gösterecek, onları perişan edecek şeklinde Cebrail aleyhisselamın getirdiği müjdeyi sahabisine haber verecektir. Hakikaten de şiddetli ve soğuk bir rüzgar. Çöl soğuğu çok çetindir kıymetli dostlar. Bir anda çadırlarını, bulundukları yeri tamamen bertaraf edecek o kum fırtınası onları helak edecek noktaya getirecektir. Ve aralarında da fitneye sebep olacak şeyler olacak. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Nuaym'ı gönderecek. Bir yandan Yahudiler desteğini bu şekilde bertaraf edecek. Ebu Süfyan'a da gidip yine ona yaptığı telkinlerle, Nuaym'ın yaptığı telkinlerle onların kalpleri dönecek ve ciddi ciddi endişelenip orayı terk etmek zorunda kalacaklardır. Hatta Hazreti Huzeyfe şöyle anlatır kıymetli dostlar. Huzeyfetül Yemani biliyorsunuz Efendimizin sır katibi. Huzeyfe o müşriklerin kendi aralarında bozguna uğradıkları bir vaziyette görüp de bunu Efendimiz'e haber vermek için Medine'ye, daha doğrusu Hendek'in diğer tarafına geçerken 20 civarında heybetli ve atlı zatlar görecek. Ve o zatların başındaki kişi Hazreti Huzeyfe'ye, arkadaşına selam söyle, başındaki zata selam söyle, artık muzafferiyet zamanıdır diye haber verecektir. Sonradan öğrendiğinde bunların melekler olduğunu bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyecektir. Hazreti Ali Efendimizin cengi var ve Hendek'in daha birçok neticeleri var. Fakat gelin bu kadarlıkla şimdilik iktifa edelim. Eminim ki sizler Hendek Muharebesini güzel bir şekilde okuyup burada sizlere vermeye, aktarmaya çalıştığımız bu muhabbeti ve bu önemli muharebe sahnelerini muhakkak okuyacaksınızdır diye ümit ediyorum. Evet kıymetli dostlar, kıymetli
Hafız abimiz yazmışlar. Oh. Evet. Mukaddesun. Mukaddes. Hani mukaddes makam, mukaddes mevki deriz ya. Öyle her şey kolay kolay mukaddes olmaz derdi benim bir hocam. Allah rahmet eylesin. Mukaddes, kutsiliğini, yüceliğini el-Kuddus olan Allah'tan alan demektir. Mukaddes. Efendimizin bir ismi de mukaddestir. Bizde hanım ismi olarak da kullanılıyor. Lakin erkek ismi olarak da kullanılır. Mukaddes, Allah tarafından takdis edilmiş, yüceltilmiş zat demektir. Mukaddes, muazzez, mutahhar, müşerref, mükemmel, mükemmil. Aziz, rauf, rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inşallah bütün güzellikleriyle hatırlamaya gayret edelim. Efendimizin salatu selam berekatı ve Efendimiz hakkındaki sohbet berekatı üzerinize olsun kıymetli dostlar. Vesselam.